İki haftadır en istikrarlı ve iyi futbolu en azından hücum anlamında, çünkü savunmada hala SOS veriyor Beşiktaş. En güzel, göze hoş gelen futbolunu oynuyor ki pandemi sonrası dönüş Antalya maçının ilk yarısı korkunçtu. Acaba dedim Beşiktaş bırakmış mı yani? Hani pandemiden sonra nasıl olsa lig bitti. Öyle bir 45 dakikaydı. Ama ondan sonra o maçın ikinci yarısı kaybetti ama yani akıl almaz pozisyonlar kaçarak kaybetti. İşte Denizli'ye son yarım saat patladı. Burada oyunun her dakikasında bu noktaya gideceği belliydi bence. Yani Sergen Yalçın'ın bence iki olayı var. Bir, işin yani bu oyunu oynayacağı belli. Kaleci ve savunmaya yapacakları, ki işte En Sakal'la Wellington konuşuluyor, bilmiyorum ne zaman sonuçlanır veya sonuçlandı mı, anlaşıldı mı, iş sadece imzaya mı kaldı, o konularda çok Övünç Özlem'in haberine göre Övünç'ün imzaya söylediklerine kaldı. Güvenmek durumundayız. Ya yani orayı çözmesi lazım. İkincisi de yani ön liberoya yani ya ne yapıp etip uzatacaklar, Elneni. Tutacaklar Elneni'yi, Atiba'yı razı edecekler bir sene daha oynamaya. Yani Necip'in kariyerine ve Beşiktaş sevgisine ve profesyonelliğine saygı duyuyorum. Hakikaten sonsuz saygı duyuyorum ama yani bir sene oynamamış Dorukhan, bir sene yedek kalmış Necip ve dün gördüm Sivas maçında tel tel dökülen Fatih'le o iş olmaz. En azından şu an itibariyle. Yani kusura bakmasınlar, ben an itibariyle değerlendirmiyorum. Bir bakarsın gelecek yılın yıldızı olur Necip veya Fatih Beşiktaş'ta veya Dorukhan olağanüstü döner ama ya Dorukhan da zaten yani üçü de Elneni'nin, hatta Atiba da Elneni'nin yaptığını, oyuna getirdiğini şu anda getiremez. Yani 4-1-4-1 gibi dizilirken Beşiktaş Sergen Yalçın döneminde yani sadece o savunmanın önündeki işiyle değil, hakikaten bütün pas örgüsünün, trafiğinin merkezinde Elneni. Dikkat et, sağdaki üçgene gidiyor. Hücuma da yani görünmeyen çok önemli katkısı var. Zaman zaman ceza sahası dışından deniyor. Bir tane yakalayacak mutlaka. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani çok özel bir rol, çok önemli bir rol. En kritik rol hatta. En kritik rollerden biri hatta. Oraya da yani o savunma kaleci işini belki genç kalecilerle devam edecek olabilir. Niye olmasın? Trabzon yaptı bunu işte. Fenerbahçe yaptı. Mükemmel yaptı. Fenerbahçe yaptı. Beşiktaş'ta neden Ersin'le Utku bu işi kotaramasınlar? Doğru. Kotarabilirler. Belki devam edecekler, bilemiyorum ama yani ben kaleci savunma derken orayı hani kararını verip kimler nedir? Çünkü Vida kalacak mı? Gidecek mi? Rocco ne olacak? İşte yani Ruiz yeterli mi değil mi hala tartışılan bir kere konu. Rocco planlamalarda zaten önümüzdeki sezon yok. Onu net bir şekilde biliyoruz. Yani Beşiktaş'ın şu anda atmakta bir problemi yok gibi gözüküyor. Eğer yani bilmiyorum, Lens başta olmak üzere Diaby iki haftadır, Enkudu beni şaşırtıyorlar yani. Şimdi ben söyleyecektim onu. Bir de Laiç yoktu bu hafta. O yani. Pandemi dönüşü, Antalya maçını saymıyorum tabii ki. Daha sonrasında kanatlarla beraber en çok eleştirilen kişiler işte Lens, Diaby, Enkudu oyuna dahil olamamaları, hücuma mesela katkıları verememeleri. Mesela şu an itibariyle Güven'i eleştirebilirim. Güven mesela Almanya'dan geldi, şans buldu, çok önemli oyuncularla oynadı ama istikrarı yakalayamadı. Kendini kabul ettiremedi. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Mesela bir örnek diğer tarafa. Ya hala şansı var. Bu arada tabii daha 20 yaşında işte sanırım. İşte onu söylüyorum. Ama herhalde ama onu... yani bu 20-17 yapacak, hani olacak çocuk belli oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Koparıyor. Yani Güven koparamadı artık. Problemin ne olduğunu bilmiyorum ama. Bunun içine Umut'u da ekleyebiliriz bu arada. Umut da 26 yaşında tabii. Onu hatırlatmak gerekir. Yani o da Umut'un beklenen, istenen performansı gösteremedi. Umut'u biraz ayrı tutmak lazım tabii. Yani o Bursa Spor'da aynı o Okan Koçuk için söylediğimiz gibi yani onun profili farklı tabii, çok fazla oynama sürekliliğini yakalamış bir oyuncu değil ama tabii yani Güven gibi, Rıdvan gibi, işte Emin gibi yani onlar için bu fırsatı bulmuşken tutunmak, istikrarlı olmak
Yani kendini paralayacaksın. Yapacak bir şeyin yok.